alabilirler. Şimdi Q yüklü ve M yükleri bir parçacık var. Bu parçacık X'ye yüzlerinde hareket etsin. Tam her şeyi inceledim. X'ye yüzlerinde hareket etsin. Güçlü ve sabit bir güçlü ve sabit manyetik alan altında güçlü sabit Z yönünde B altında. Bunun ergenciliği şöyle. 1/2 mv kare artı q/c. Bu önceki derste de olan vektör potansiyeli zaten biz. Üçlü çünkü ihmal edeceğim şu kinetik terimi birazdan. O yüzden. Eksi pl. Tamam. Şimdi buradaki vektör potansiyeli bir önceki derste de dedik. Bu bir seçime bağlı aslında. Bana ne demiş? Sabit bir değer altında gitsin demiş. Benim size olan büyüklüğüm zaten manyetik alan. Öyleyse ben A'yı sabit bir Z yönündeki ben sabit bir B çıkacak şekilde seçiyorum. Bunu iki ayrı ayarla yapacağım. İkisi simetrik ayar, ikincisi lambda ama bugüne yetişince neyse tasarladığım yere kadar gelirsem en güzel yerinde bitirmiş olacağız. Bir sonraki derste de kuantizasyon olacağız. Buradaki en hızlı ifadeleri ve işte vektör potansiyeli seçeceğim. Hızla çarpımını yazacağım. Hızın karesini de açıkça yazıp Hamilton. İlk derece hareketli eklemlerini bulacağım. Sonra Hamilton geçeceğim. Neydi parçacığımız? Şimdi bir vektör potansiyeli seçiyorum. Eda, yukarıki tahtayı kullanabilirsin istersen. Çok şey küçük oluyormuş, görünmüyor diye ben yapmıyorum. Benim seçtiğim ayar buna şöyle diyelim, simetrik ayar. Simetrik ayar seçiyorum. A'yı 1/2 B çarpı B seçiyorum. B dediğim şey zaten işte B0 gibi bir büyüklük. B dediğim şey B0 Z'ymiş. B dediğim şey de parçacık siyah üzerindeymiş. Artı bir diyorsun. Tamam, bunun çarpımında şu geliyor. Zaten doğru şey değil. Ondan sonra buraya gelecek. Hemen yazayım. X, Y çarpı, eksi Y, X çarpı gelecek. Benim ağım bu. Tamam. Buradan bir önceki ders hani bilmeyen falan varsa da öğrendi. Log A yaparak B'nin gerçekten bu çıktığını görebilir. Bunu cevaplayayım. Tamam. A çarpı B'yi yazalım şimdi. B dediğim şey de X nokta ile Y nokta. Bunların da skaler çarpımı. O bana ne verecek? B0/2 X, Y nokta eksi Y, X nokta. Yani çarpımı görüyoruz. Bunlar bir şey. Şimdi nereden şey yazalım? 1/2 m x noktanın karesi artı y noktanın karesi artı q/c b 0/2 var burada. Bunu yazıyorum. X y nokta eksi y x nokta değil mi? Eksi b x y. Güçlü dememin sebebi şuydu. B çok büyük olduğu için bu aslında böyle seviye açılmış bir şey gibi düşünebiliriz. Bu B çok güçlü. O yüzden bu kinetik terim onun yanında ihmal edilebilecek küçüklükte kalıyor. O yüzden benim zaten sistemimi enteresan yapan da şu kinetik terimin ihmal edilmiş olması. Normalde bazı yani çoğu sistemde bu mesela şu silmişim. Bir boyutlu harmonik sonucu yaptığımızda bu kuadrat yani ikinci dereceler bence. O yüzden ben hareket denklemlerini çıkarırken elim hep
eksilen, ifade edilebilir bir şeyler kalıyor. Ama şimdi ilerleyenlerinde hızla lineer ilişkide. Bu da yani bir takım sorunlar var. Bir D0 bölüm. İkinci ilerleyenlerinde şu C nokta, C D X nokta, X ve X. Tamam. Şimdi hareket denkleme geçmeden önce şuraya bir gene kendimize soru çıkaralım. Ben bu sistemdeki sorunun ne, neyi bulmaya çalışıyorum ve hangi aşamaları olarak gideceğim. Şimdi benim ilk yanıtlamam gereken şey sistem bağlı mı? Çünkü sistem bağlıysa hamifonliğini istediğim gibi şıp şıp yazamayacağım. Öyleyse bağlı sistem nedir diye soralım. Sistem nedir? Sistem bağlı mı? Yani sistem bağlı. Gelecek elime. Px dediğim şey
Ama şimdi buna iki boyutlu ekimler. Y'yi de yazabilirim. İkisi de P'ye gibi yazabilirim. Birinci bağ var. Tamam, artık oradaki birinci sorunun yanıtı buldum. Benim sistemim bağlı. Şimdi bunun Hamiltonian'ını yazalım bakalım. Hamiltonian neydi? Px. X nokta. Yeni işin içine sıfıra eşitlerinde bu bir ömür kapsayına gelecek.
Ne demek? Çünkü benim fiil diye konulmuşsa teyiz buydu. Şunu tarafa attım. Normalde sıfır. O sıfır dediğim şey fiil bir dedim. Koydum yani şöyle şöyle çıplak gözle baktığımda aslında yeni bir tırk eklemedim. Poison parantezinin içinde oldu. Çok istersen çünkü iki dakika sonra şey yapacağız. Dersi şey yapacağız. Ha tamam. Bir mola vereceğiz. Bir tanesi uzun cevap bence. Tamam, zaten öyle gelmiş. Tamam, P'ye bağlı mı? Evet, şurası 1 getiriyor. Ve X'e bağlı mı? Bu zarar
Q'ye bağlı mı? Evet. Q'ye bölü. Ama zaten sıfır olacak. Çünkü potansiyel doğrudu, şey, momentum olmuyor. Tamam, fiil P'ye bağlı mı? Değil. Sıfır. Öyleyse burada elimde kalan şu. Eksi dv bölü. Dx. Artı o iki. Şimdi de bunu bulalım. Şöyle ikimizin de. Ekimizin. Tamam, onu yapalım. Dv1 bölü dx. Dv2 bölü dvx. Eksi dv1 bölü dvx. Dv2 bölü dx. Artı y bağımında da olabilir dedi. Dfi 1 bölü d'ye, dfi 2 bölü dp'ye, eksi dfi 1 bölü dp'ye, dfi 2 bölü d'ye. Tamam. Şuradaki bu 0 mı bitiyor? Dfi 1 x'e bağlı değil. Burası 0. P x'e bağlı 1 getiriyor. Fi 2 x'e bağlı mı? Eksi qb bölü 2. Bunun sonucu, pardon, fi 1g'ye bağlı mı? Evet. Nedir? Qb bölü 2c gene. Fi 2p'ye bağlı mı? Evet, 1. Fi 1p'ye, böyle hızlıca yapıyorum ama. Fi 1p'ye bağlı mı? Değil, 0. Öyleyse şu eksiler birbirine artı yaptı. Yıldız dediğim şey Qb bölü c çıktı. Yani ikinci sınıf bağlı. Sıfıra eşit değil. Öyleyse ne çıktı şimdi? Şuraya mı yazdım? S daha fazla sinüzyon kaybetmiş sıfır eşittir. Eksi dv bölü dx artı u2 yok ya böyle çok. Sıfır eşittir. Eksi dv bölü dx artı u2 qb bölü c. Öyleyse buradan U2 ne geldi? Bu artı oldu. C bölü Q ve DV bölü DX. Yani bunu bulurken herhangi bir Q eşittir QP gibi bir şey bulmadım. Yani ikinci sınıf bağ yok. Hani ikinci bağ yok. İkinci bağ olması için neydi? Yine şöyle bir şey gelmesi gerekiyor. İkinci bağ yok. Ve de elimde ikinci sınıf bağ var. Bu elimdeki bağları Poisson parantezi sıfır eşit değil. Öyleyse tamam, sistemdeki her şeyi buldum. Şimdi benim elimde iki tane ikinci sınıf ve birinci bağ olan bir sistem var. Bunun şeyini göstereceğim aslında ama zamanımız yok herhalde değil mi? Evet. Tamam, burada kalalım o zaman. Bir dahaki derste bu yeni tanımladığım şu Hamiltonyan'daki artık her şeyi buldum. U1, U2, Fi1, Fi2'nin ne olduğunu biliyorum. Birinci bağ olduğunu biliyorum. İkinci bağ olduğunu biliyorum. Bu yeni Hamiltonyan'ın buradaki Lagrange denklemiyle aynı sonucu verdiğini göstereceğim. Yani diyeceğim ki doğru Hamiltonyan var. Öyleyse ben bu sistemdeki bağları içeren yeni bir Poisson parantezi yazdım. Yani onun adı Dirac parantezi. Bu Dirac parantezinin de X, Y, P, X, P, Y arasındaki komutatör ilişkisini verdiğini göstereceğim. Bir sonraki dersin. Arkadaşlar çok kısa bir video yapacağım. Z şartı sorusunu size alalım. Tam A104'te